Şu çay demini alsın, ben bir lavaboya gideyim. Tamam. Bilmiyorum. Ya sordum ama gördüğünüz gibi çekip gitti işte. Ay Sevgi Hanım, vallahi ben çok korkuyorum bunların çocukları falan da olmayacak diye. Yok canım. Vallahi efendim, sizden saklayacak bir durum yok. Yani bu düğün işinde o kadar çok hesaplayamadığımız şey çıktı ki balayına paramız kalmadı açıkçası. E aşk olsun Mehmet'inciğim. Biz neciyiz burada. Hani biz de sandık ki bu işi kendi aranızda hallettiniz. Sağ olun. Bu düğünde takılanlarla da balayına gitmek istemedim. İşte gönülde öyle söyleyince hani dedim ki yazın izin dönemine falan bir şeyler ayarlarım. Öyle hallederiz ama. Kadınlar ilk zamanlar yüzüne karşı bir şey demezler ki zaten evlat. Ne düşündüğünü yüzünden sen anlayacaksın. Değil mi Dünürüm? Haklısın Dünürüm, haklısın. Evet, Fenerbahçe'ye iyi takım baba olsun. Doğru diyorsun. Biz bu sezon muhteşem atılımlar yapacak Fenerbahçe, göreceksin. Diğer takımlara kök söktürecek. Bakalım bakalım. Hadi Dünürüm, göreceğiz hep birlikte. Ne düğündü ama, değil mi? Aslında ne gün desek daha doğru olur. Çünkü arabadaki halimiz aklıma geldikçe hep bilesim geliyor. Hele o kadını aldıktan sonra biz Efe'yle neredeyse kardeşten de öte oluyorduk ama. Tamam, geçti gitti artık işte. Doğru. Benim evlenme teklifi de arada geçti gitti tabii. Ya yapma Deniz ya. Biliyorsun işte, o kadar şey oldu. Bir de annemin işten atılması var tabii. Hayatım, annenin işine ben de çok üzüldüm. Ve yani insanlar nasıl böyle zamanlarda bu kadar anlayışsız, bu kadar vicdansız olabiliyor anlayamıyorum. Sorma. Deva geldi, dert gitti derken tekrar bir dert geldi başımıza. Ya hayatım, babamın yardımını da kabul etmiyorsunuz. Kerem Hoca'nın yanından ayrılmanı da ben istedim. Sanki sizi böyle zor durumda bırakmışım gibi kendimi suçlu hissediyorum. Ya Kerem Hoca'nın yanından sonuçta kendi isteğimle ayrıldım. Hani bunun için kendini suçlu hissetmene hiç gerek yok Deniz. Zaten başka bir iş bakacağım artık. Başka ne iş bulabilirsin ki? Bilmiyorum işte, bakacağım bir şeyler. Ama emin olabilirsin ki onun yanına bir daha geri dönemem. Yani istesem de dönemem. Neden? Peki benim bilmediğim bir şeyler mi var? Yani çocuk oyuncağı değil ki bu. Tekrar geri dönmem olmaz. Peki sen bilirsin. Babamla yeniden konuşacağım. Canını al arada. Hiç olmazsa bebeğin masraflarına yardım etsin. Yani dün aradım, birazdan oradayım dedi. Sonra ne oldu da gelemedi, bir türlü anlayamadım. E anlamayacak bir şey yok ki. Ya bir düşünsene. Biz hala birlikte olabilmekle en zorunu başarıyoruz, unuttun mu? Hem annen Murat amcanın ondan bağımsız hareket etmesine izin vereceğini hiç zannetmiyorum. Çok fena arada kaldım hayatım. Çok. Ya tamam üzülme, hepsi geçecek. Hem biz neler atlattık, unuttun mu? Hoşça kal. Ah, bir dakika, bir dakika. Bana bir cevap borcum var, onu almadan hiçbir yere göndermem. Unutmadın değil mi? Evet, cevabını bekliyorum. Sen de benimle evlenir misin? O gün geldiğinde neden olmasın? Yani bu evet değil mi? O zaman ben de o günü sabırsızlıkla bekleyeceğim. Seni seviyorum. Ben de seni. Artık gidebilir miyim? Derslerime girmezsem o gün hiç gelmeyebilir. Aa, hadi o zaman çabuk. Ya pardon, sana bir şey soracağım. Evet, buyurun. Doğru söyle. Sen aslında arkadaşı mısın yoksa sevgilisi misin? Minik Deva annesini ziyarete geldi. Gel sakın, ben seni annene götüreyim. Kızım. Bak Ayşe, ne güzel bir bebek. Güzel değil bu. Dünyanın en güzel miniği bu. Hafizeciğim, kızlar ikiydi, üç etti. Vallahi evladını sevmeyen anne baba olurmuştu. Torununu sevmeyen insan olmazmış. Bu bambaşka bir şeymiş, ne diyeyim. Maşallah de Hafizeciğim, maşallah de. Maalesef torunu olup da onun kıymetini bilmeyen insanlar var bu dünyada. Kızım,
diye mi geldin kızım sen? Hoş geldin. Oo, tam da yavruyu görüş saatinde gelmişim. Ay bu ne ya? Ah şuna bak. Çok güzel. Ay evladım bu ne kılık? Vallahi çalışıyorum Ayşe Hanım teyze, yani ben de boş durmuyorum. Hatta çok önemli bir iş üstündeyim. Biz biraz konuşabilir miyiz? Tövbe estağfurullah, bu kılıkta ne iş yapılırmış böyle? Aa, aşk olsun Ayşe Hanım teyze. Tabii ki hayırlı bir iş. Sen bir gel ya. Hadi hadi. Hadi. Kaçmadan bir sizi de alayım. Ben sizi de alayım. Evet. Geliyorum. Ay canım. Uy, uy. Tabii ki sevgilisiyim. Ne demek şimdi bu? Neyse canım, öylesine sormuştuk. Bize senin onun erkek arkadaşı değil de çocukluk arkadaşın olduğunu söyledi de geçen gün. Bir dakika. Yani karıştırıyor olmayasınız. Aslı niye benim için böyle bir şey desin ki? Onda sevgilisine sor artık. Aklı sıra bizi ayakta uyutmuş. Yürü Ebru. Bir dakika. Ne diyorsunuz siz ya? Ne sevgilisi? Vallahi böyle şirin, yamuk ağızlı bir çocuk. Aslı bizi onun sevgilisi diye tanıttı da geçen gün. Yamuk ağızlı. Efe mi? Evet, adı da Efe'ymiş. Çocuğun söylediğine göre siz sadece onun arkadaşıymışsınız. Ne diyorsunuz siz ya? Bir kamera şakası falan mı bu? Vallahi bu işin şakası makası yok. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Seni tanımıyorum ama çok dürüst bir çocuğa benziyorsun. Bizden söylemesi. Aslı okulda o kadar çok kişi idare ediyor ki. Başka birileri de mi var? Başkası dediğin en meşhuru. Yani Kerem Hoca. Bakın, Aslı ile o adamın arasında hiçbir şey yok. Hatta sırf ben istemiyorum diye o adamın yanında çalışmayı bile bıraktı. Lütfen bu konuyu bir daha açmayalım. O zaman Kerem Hoca'nın sermiş güzelim. Aslı için özel malzeme sınavları organize etmeler. Bütün okul karıştı. Bırakmıyor kızın peşini. Senin bundan haberin yok mu? Mine. Merhaba. Rahatsız olma. Hoş geldiniz. Ben Deniz'e bakmıştım ama onu bulamadım. Telefonla aradım ama cevap vermiyor herhalde, derste falan. Yok sanmam. Onlar erkenden Aslı'yla bebeğe bakmaya gittiler. Sizin haberiniz yok mu? Yok. Ben de hastaneye hiç gitmedim. Peki gitmeyi hiç düşünmüyor musunuz? Otursana. İçin aramıştım. Evet. Bu işe çok ihtiyacım var da. Tamam. Peki. Tamam, yer neresi? Yani sen şimdi diyorsun ki Osman amcanla ben konağı terk edip abimlere gideyim. Hayatta olmaz. Osman amca da nasıl anlatırım ben bunu? Delirdin mi sen? Yok Ayşe Hanım teyze, sen tamamen yanlış anladın olayı. Abimlere gidecek olan siz değilsiniz. Aslı ile Mine. Sen sadece Mine'ye bir gece izin vereceksin. Olmaz evlat. Olmaz. Neden ya? Ya kızların ne işi var yeni evli çiftin evinde? Daha dün nikahları kıyıldı. Demezler mi niye kalkıp geldiniz diye? Demezler diyemezler. Çünkü onlar balayında olacaklar. Olmaz evladım, olmaz dedim. Aşk olsun Ayşe Hanım teyze ya. Yani bak, kızın ailesi gelmiş. Bir hata etmiş, bin bir türlü yalan söylemiş. Çok müşkül durumda gerçekten yani. Sen de burada güzelliğini yapmazsan nerede kaldı senin Ayşe teyzeliğin? Ha? Hem sen değil miydin ya o zamanlar tamam, güzel? Tamam. Amma vızıldadım bedeli olan. Şurada dinlerken bile kafam kazan gibi oldu. Hadi be kızım, hadi. Tamam. Sen de izin ver bu gecenin Emine ya. Kızcağız içinde bir değişiklik olur. Ha? Ne var bunda? Ha? Ah senin şu tatlı dilin yok. Ya başımıza ne iş açıldıysa hep bunun yüzünden, biliyorsun değil mi? Allah! Tamam, ben bunu evet cevabı olarak kabul ediyorum ve... Aslan Ayşe teyzeciğim benim, aslan. Tamam Kerem'cim, yapma. Abinler nereye gitti balayına? Bu kışta kıyamette ya erkenden dönerlerse? Evet, şimdi olayın o kısmına geldik. Onun için ben sizlerden gönlünüzden ne koparsa ufak bir bağış rica ediyorum. Ne bağışı oğlum? Abimleri balayına gönderme bağışı. Ha, daha onların bir yere gittiği falan yok ha?
Vallahi herkes böyle imece usulü elini cebine atarsa inşallah gidecekler Haşmet amca. Niye gitmesinler? Duydum abi. İnanır mısın bu delinin sözüne? Aç bakalım kesenin ağzını. Açmayı açalım da bana bak. Senin bu taklacı güvercin gibi 82 takla atarak çevirdiğin dolaplar sonunda başına bir bela getirmesin. Ya aşk olsun Haşmet amca, açar mı hiç ya? Olur mu öyle şey? Yani benim adım Efe. Benim olduramadığım bir iş gördünüz mü? Alayım ben. Teşekkür ederim. Ben makbuzu bir ara eve gönderirim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.